İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarında 2016 yılı bütçesini görüşüyor. Abdülaziz Çıkıkçı Başkanlığı'nda yapılan toplantının bugünkü oturumunda Özel İdare Genel Sekreteri Muhammed Öztürk tarafından 2016 yılı taslak bütçesiyle ilgili sunum gerçekleştirildi. 2016 yılı taslak bütçesinin 45 milyon lira olduğunu belirten Genel Sekreter Öztürk, bütçenin büyük bir kısmının yatırımlara harcanacağını ifade etti. Öztürk, bütçede en büyük payın 12 milyon 513 bin lira ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne ayrıldığını, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne de 10 milyon 894 bin lira ayrıldığını söyledi. Burada en büyük bütçenin genel kamu hizmetleri olduğu, 30 milyon 722 bin lira gibi bir kamu hizmetleri olduğunu göz önüne aldığımızda, bütçemizin %68'i kamu hizmetlerinde rentable, stabile olacağı anlamını taşımaktadır. Bu da cari giderler aşağı çekildiği sürece kamu giderlerinde de cari gider vardır ama yatırımın daha çok arttığı anlaşılır. Ekonomik bazda düşündüğümüzde personel giderleri 10 milyon 995 bin, sosyal güvenlik 1 milyon 410 bin, mali hizmetler alım giderlerine 6 milyon 319 bin, faiz giderleri 100 bin, cari transferler 128 bin, sermaye giderleri nedir? Yatırımlar. Yani bina yapımı gibi 21 milyon gibi bir rakam göze çarpar. İl Genel Meclis toplantısının sonunda meclis üyeleri Atatürk'ü andı. Gündem dışı söz alan CHP grubu adına Erdal Akgün, AK Parti grubundan Recai Koçaşlı, MHP grubu adına Ahmet Durmaz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 77. yılında saygıyla, rahmetle ve özlemle andıklarını söylediler. En büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak, Atatürk'ü düşünceyi benimsemek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Onu yalnız bir çıkış değil, varış değil, tükenmez bir koşu olduğunu kavramak önemli. Atatürk'ü kavramak, onun devrimlerini anlamak ve sahip çıkmakla mümkündür. Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk. Sen ebedi istirgahında rahat uyu. En büyük eserin dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Allah seni nur içinde yatırsın, büyük atam. Cumhuriyetimizin kurucusu ve banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 77. yılı. Mutlaka bütün ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti devlet vatandaşları üzgün. 10 Kasımlar gelmesin diyorsunuz ama maalesef dünyaya ekildik, gidiyoruz. İnsanlar, bedenler gidiyor. Ama yaptıkları eserler kalır. Atatürk'ümüz de Cumhuriyeti kurdu ve bizlere emanet etti. Onu müdafaa etmek ve yaşatmak her Türk vatandaşının boynunun borcudur. Ben diyorum ki, sevgili atam, senin bu ülkün ve hedefin konusunda yeterli gayreti gösteremedik. Şahsım adına bunu böyle düşünüyorum. Umarım Allah'tan inşallah yarın huzuru mahşerde bize hakkını helal edersin. Ruhun şad olsun, makamın cennet olsun, Allah rahmet eylesin.